Merhaba. Bugün sizlere herhangi bir program kullanmadan PDF dosyalarınızı nasıl imzalayabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak ilovepdf.com'a giriş yapıyoruz. Buradaki araçlardan aşağılarda yer alan Sign PDF'e tıklıyoruz. Buraya ayrıca üst kısımda yer alan All PDF Tools menüsünden Sign PDF linkine tıklayarak erişebilirsiniz. Select PDF File butonuna tıklayarak düzenlemek istediğiniz dosyayı seçiyorsunuz. Burada belgede kaç kişinin imzasının yer alacağını belirliyorsunuz. Eğer sadece siz imzalayacaksanız Only Me seçeneğinden devam edebilirsiniz. İlk olarak buraya isim soy isim bilgimizi yazıyoruz. Sağ tarafa da gördüğünüz gibi ismimizin soy ismimizin baş harfleri geldi. İmzalama aşamasında bize 3 seçenek sunuyor. İlki yazdığımız isim soy isminin belli fontlarla oluşturulması. İkincisi sadece baş harflerin yer alması. Üçüncüsü de buradan bir tane şirket ya da kendinize ait bir kaşe ya da mührün yüklenmesi seçeneği. Şimdi sırayla bu seçeneklerin hepsini değerlendireceğiz. Örnek veriyorum, bu fontu seçerek renginde ben mavi istiyorum dedim. Apply dediğimizde uygulamış oluyor. Şimdi sadece sürükleyip bırakarak belgede istediğimiz yere yerleştirmek kaldı. Burada gördüğünüz gibi konumunu istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Eğer sadece paraflama gibi bir işlem yapacaksanız sadece baş harfleri de alıp istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Eğer düzenlemeye ihtiyacınız varsa sağ üstte yer alan kalem simgesine tıklayarak düzenleme ekranına tekrar erişebilirsiniz. Örnek veriyorum, siz bir mühür yüklemek isterseniz Company Stamp kısmına geçiyorsunuz. Upload Company Stamp seçeneğinden mührünüzü seçip aç diyorsunuz. Sonra da Apply seçeneğine tıklıyorsunuz. Şimdi yüklendi. Üzerine bir kez tıklayarak sayfada istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi başka bir seçeneği daha size göstermek istiyorum. Yine buradaki kalem seçeneğine tıklayarak şurada gördüğünüz gibi Draw seçeneğine tıklayabiliyoruz. Buradan istersek burada imzamızı çizebiliyoruz. Apply dediğimizde şimdi gördüğünüz gibi imzamız buraya geldi. İkinci bir seçeneğimiz de İmzamızı cep telefonu üzerinden çizmek. Burada Draw from your mobile device seçeneğine tıklarsanız bir QR kod çıkacak. Bu QR kodu telefonunuzla okuttuğunuzda direkt imzanızı atabileceğiniz bir ekran geliyor. O ekranda imzanızı atıp kaydettiğinizde otomatik olarak imzanız buraya yansıyor. Buradan o imzayı seçip Apply dediğinizde belgeye yerleştirecek. Fareyle imza atmak zor diye düşünürseniz telefonunuzda yaparak bu işlemi kolaylaştırabilirsiniz. Son seçeneğimiz de halihazırda eğer bir kağıt üzerinde attığınız bir imzanız varsa yine kalem seçeneğine tıklıyorsunuz. Sonrasında şuradaki upload seçeneğinden dosyanızı seçerek yüklüyorsunuz. Burada yine imzanız gördüğünüz gibi şu şekilde resim halinde yüklenebiliyor. Şimdi son olarak ilave metinleri nasıl yerleştirebileceğinizden bahsetmek istiyorum. Burada göreceğiniz üzere name kısmını direkt buraya isim soy ismi otomatik ekletebiliyoruz. Sonra altında yer alan date kısmından da günün tarihini buraya otomatik yansıtabiliyoruz. Bu ne işimize yarıyor? İmzalayacağımız tarih ve isim bilgisi gerekiyorsa buraya yerleştirebiliyoruz bu vesileyle. Şimdi bu şekilde imzalayacağımız şeylerin tamamlandığını varsayalım. Son olarak sayfanın sağ altında yer alan Sign butonuna tıklıyoruz ve belgemiz hazırlanıyor. Şimdi Download File seçeneği çıktı. Buna tıklayarak belgemizi indirebiliriz. Şimdi indirilen belgeyi açtım. Gördüğünüz gibi benim yerleştirdiğim işte paraf şeklinde olan baş harfler, mühür şeklinde olan imza, son olarak böyle bilgisayardan yüklediğim dosya şeklinde adım, soyadım, tarih ve altında yer alan imza şeklinde tüm seçeneklerin yüklenmiş olduğunu görebiliyoruz. Eğer daha fazla düzenlemeye ihtiyacınız varsa buradan Back to Sign PDF seçeneğine tıklayarak dönebilirsiniz. Ama burada hatırlatmak isterim ki buna tıkladığınızda tekrar en başa dönmüş oluyorsunuz. Yani düzenlemeye kaldığınız yerden devam etmiyorsunuz. Burada oluşturulan belgeyi download file ile indirebilirsiniz. Ya da Drive veya Dropbox'a kaydedebilirsiniz. Ayrıca direkt QR kod ya da link göndererek birinin indirmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak indirip işiniz bittiğinizde de Delete it now seçeneği ile direkt dosyanın silinmesini sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.